Ben 40 yıldır karate yapıyorum. Çok imkansızlıklar içerisinde bu sporu yaptık. Yani ben şampiyon olamadım, Avrupa Dünya Şampiyonu olamadım. Ama Avrupa Dünya Şampiyonları'nın hocası olacağım diye kendimi şartlandırdım. İyi bir antrenör oldum. Türkiye'nin en önüne gelen antrenörlerden birisi olduk. Bir sürü şampiyon sporcular yetiştirdim. Milli takıma çok sporcu verdim. Daha önce de Avrupa Dünya Şampiyonları yetiştirdik ama Eray bir farklı. Eray artık bir seri yaptı. Kendi oğlumu benim yapamadıklarımı oğluma yaptırmak için bir hedef seçtim. Eray tabii ki ufaklığından beri çok hareketliydi. 2-3 yaşında falan evde jimnastik hareketleri falan, stretching falan yaptırırdım. Karate hareketleri falan yaptırdım. Hem çevik bir çocuk, hem zeki bir çocuk. Verilerini alabiliyor. Hemen 5 yaşına geldiği zaman 5 yaşında karate elbiselerini giydirip içeriye salıverdik. Orada zaten o karateye başladıktan sonra bir müddet sonra çok biraz büyük abileriyle falan kumite yaptırıyordum. Yani çok hırslıydı. Yenilgiyi kabul etmeyen. İşte diyelim ki adam 6 yaşında benimle güreşiyor. Ben onu bazen yere yatırıyorum. Beni yatıncaya kadar bırakmıyor. Mahsustan yattığım zaman da sinirleniyor, ağlıyordu. En büyük hedefimiz olimpiyattı. Şansımıza bildiğiniz gibi karate olimpiyatlarda yoktu. Bize nasip oldu. Eray'ın dönemine denk geldi. Hedefimizi buraya koyduk. Çok şanslı bir şekilde normal Premier Lig'lerden falan üçüncü olarak bitirdik. Giremedik ama Paris'te 8 maç yaparak kalifikasyondan birinci olarak çıktı. Altın madalya aldı. Hedefimizi yükselttik. Burada altın almak hedefimiz. Bir de şu dezavantaj var. Eray normalde 60 kilonun bisikleti biliyorsunuz. Ama olimpiyatlar 67'den başladığı için özellikle grup finalinde maç yaptığı çocuk 67 kilogram. Finalde maç yaptığı çocuk 67 kilogram dünya şampiyonu. Yani o küçük bedeniyle yüreğini ortaya koyarak büyük mücadelelere vererek final oynamayı başardı. Türk karate tarihinde tarihe geçti. Gerçekten oğlum diye söylemiyorum. Gerçekten özel bir sporcu. Çok yetenekli. Bu başarılarının yanında çok mütevazi adam gibi adam. Yani örf adetini bilen, gelenek göreneklerini bilen, vatanımıza, milletimize faydalı bir evlat yetiştirdiğimi de düşünüyorum. Bu anlamda da ben çok mutluyum. Bizi hiç üzmedi. Şimdi biz zaten grup finalinde tamamıyla finale çıkma maçında bayağı böyle çok coşkuluyduk. Finale çıktı. Aynı eğer şöyle bir şey var. Hani derler ya hakem, ben hep doğruyu söylerim. Yani hakem hatası var mı yok mu? Gerçekten orada Fransız hakemler taşıdılar. Fransız yaptığı bir çuğdan tekme dediğimiz orta seviye yaptığı tekme Eray'ın kesinlikle blok almasına rağmen iki tane bayrak kalktı ve iki puan verdiler. Ondan sonra Eray maçtan bayağı düştü. Dikkat ederseniz izleyenler zaten görmüştür. Adam bir tane hata kalkmadı ondan sonra. Habire oyalamak yani ayağını falan kaldırarak Eray'ı kesmeye çalıştı. Eğer o puan verilmeseydi altın bizimdi. Biz ki Eray ona kilitlenmişti, hedefi vardı. Kesinlikle o altın bizimdi. Ama yine bir ikincilik, ya bir ya iki, sonuçta bir olimpiyatta final yaptı. Bir ilki başardı. Bunlar dediğimiz gibi tesadüf değil. Bilgili, bilinçli çalışmaların, özverinin sonuçlarında çıktı. Çünkü defalarca şampiyon oldu ve en büyük şampiyona da ilk girdiği olimpiyatlarda final yaparak bunu da perçimledi, tarihe geçti. Çok çalıştık. Dediğimiz gibi çok emek verdik ufaktan beri. Eray da hiç bıkmadı. Hiçbir gün of puf demeden çalıştık. Kamplarda, yurt içi, yurt dışı bütün müsabakalarda yarışıyorlar. İnşallah bundan sonra mutlu bir hayat yaşar artık. Bir baba için, bir antrenör için tarif edilemez bir duygu. Düşünsene bir evladınız koskoca Türk ulusunu, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor. Layıkıyla her müsabakada bayrağımızı göndere çektiriyor. Tarif edilemez bir duygu. Bundan sonraki hedeflerimiz Eray daha genç. En az bir 30-32 yaşına kadar yarışacağını düşünüyorum. Bundan sonra önümüzde dünya şampiyonası var. Dünya şampiyonaları. İşte inşallah şeyde olursa Paris'te 2024'teki olimpiyatlarda hedefimiz altın. Ona göre çalışacağız. Ona göre hedefimizi koyduk.